Bugünlerde en çok kullandığımız sirke gerek temizlikte, gerek boğaz temizliğinde ve salatalarımızda. Çünkü şifasını artık yüzyıllardır biliyoruz. Bugünlerde de önemi oldukça fazla arttı. Şimdi şu domates şişelerini alıyorum. Bunlar çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Özellikle sabah kahvaltılarında menemen yapmak için çok pratik ve çok lezzetli. Bunları temiz yıkadıktan sonra içerisine bakliyat da koyabiliriz. Veyahut da bu şekilde temizlik sirkesi de yapabiliriz. Burada portakal kabukları, bunlar da kahvenin yanında müthiş güzel oluyor. Böylelikle bunlar da değerlendi. Biraz tüp fazla gidiyor. Çünkü acısını çıkarma işlemi sırasında bir 4-5 kez kaynatmak gerekiyor. Suyu döküp kaynatmak gerekiyor. Ama uzun vadede tüketileceği için bence hiçbir şey değil. Ve bu ürünler dışarıda paketlendiği zaman çok pahalıya satılıyor. Yaparken biraz pahalıya geliyormuş gibi oluyor insana. Ama uzun vadede dayanıklı bir ürün olduğu için aslında çok da ucuza mal oluyor. Şimdi sirkelerimiz var. Bu Aydın'dan getirdiğim sirke. Haseki Sultan sirkesi. Bizzat köyde yapılıyor, el yapımı. Bu karabaş otundan. Bunu da marketten alıyorum. Kemal Kükrer elma sirkesi ve nostalji serisiymiş. Şimdi temizlik sirkesi yapmak için doğal, gayet doğal narinciyelerimizi alıyoruz. Ben limonu çok seviyorum. Çok ferah bir kokusu var. Ama portakalın da adeta parfüm gibi bir kokusu var ve çok güzel oluyor. Mümkün olabildiğince temizlikte limonu tercih ediyorum. Yer sileceği olarak da portakalı tercih ediyorum. Bu aralar portakalı çok tükettik. O yüzden çok fazla portakalla sirke yaptım. Şimdi bu sirkeyi direkt sirkeyle yaptım. Yani portakal kabuklarını kavanoza bastım. Üstüne sirkeyi doldurdum. Bu kolay. Niçin? Bunu artık karıştırmak gerekmiyor. Bu çözücü, yani sirke, portakalın içindeki değerli maddeleri açığa çıkartıyor. Bunu karıştırmaya gerek kalmadığı için de oldukça kolay oluyor. Hızlı sürede olgunlaşıyor. Bir 3 hafta bekletildiğinde elimizde müthiş değerli bir temizlik ürünü oluyor. Bunu mutlaka seyreltmek gerekiyor çünkü çok güçlü. Kullanırken içine tuz, boraks, karbonat ve parfüm de ekleyebiliriz. Lavanta olur, biberiye, nane yağı. Nane yağı ayrıca evimizde varsa karınca veya haşerat onları da uzaklaştıracaktır. Bunu süzeceğim artık. Bu çünkü oldu. Şimdi nasıl yapacağım? Böyle tek başıma olmuyor. Buraya temiz bir şekilde süzüyoruz ve daha sonra spreyle kullanıyoruz. Dediğim gibi yine seyrelterek çünkü bu çok güçlü bir ürün. Bunları da şöyle devamlı çalkıyoruz. Bunda hiçbir şey yok. Temizlik sirkesi yapmak için illaki bal veya şeker koymaya gerek yok. Meyve kabuklarını ince ince doğruyoruz ve günlük karıştırıyoruz şu şekilde. Şimdi bu şişeler cam olduğu için patlama ihtimali var. O yüzden ağızlarını açık bırakıyoruz bu şekilde. Zaten zamanla içerisinde bir asit oluşacaktır. Bunlar da çok değerli. Portakalın yaprağından da yine bir solüsyon yapabiliriz. Yapraklarını bir çözücünün içinde bekletip değerli bir sıvı elde edebiliriz. Ama ben portakal kabuklarını değerlendirmek adına bu şekilde bir temizlik sıvısı yaptım. Kapaklarını bir parça açık bırakıyoruz ve günlük çalkalama işlemi sırasında kapağını sıkıca kapatıp çalkalıyoruz. Bir miktar köpürecektir, böyle baloncuklar olacak. Yine havasını aldıktan sonra bir parça açık bırakıyoruz. Ben böyle bir tepsi kullanıyorum. Çünkü tek tek hepsini kaldır, işte dökülenleri sil zor oluyor.
Onun için böyle leke götürecek bir bez, özellikle koyu renk tercih ediyorum ki açık renk bezleri ağartmak için deterjan kullanmak zorunda kalmayayım ve daha az suyla temizlik yapabileyim. Zaten temiz bir şey, yani buraya dökülse de zararı yok. Tepsiye zarar vermesini de önlüyor tabii ki bu bez. Temizlik sıvılarımız bu şekilde. Portakal kabuğu şekerlememiz de bu şekilde. Evlerimizden günlük atıklar çıkıyor. Bazıları değerli ve değerlendirilebilir, geri dönüştürülebilir. Basit tekniklerle değerli bir temizlik sıvısı elde edilebilir. Buna bal koyuyorlar veya şeker koyuyorlar. Bu sadece süreci hızlandırmak için. Konulmak zorunda değil ama temizlik için olduğu için şeker eklenebilir. Ben hiçbir şey eklemedim. Sadece bu şekilde suya bıraktım ve her gün 15 gün boyunca çalkaladım. 15 günün sonunda bunları süzeceğim ve başka bir kaba alıp orada bekleteceğim. Kullanmak istediğimde de bunları seyreteceğim. Kabuklarını da yine toprağa atıyoruz ki toprakta bir por, yani boşluk görevi görsün.